Herkese merhaba, Dersimiz Fitness'ın 40. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde göğüs kaslarını geliştirmek için bilmen gereken bütün detayları konuşacağız. Uygulayabileceğin ileri seviye teknikler, hangi tekrar ve set aralıklarında çalışman gerekiyor, antrenman yoğunluğunun sıklığı nasıl olması lazım, en iyi hareketler hangileri, bu kasla bağlantıyı nasıl kurabilirsin, yapılan en genel hatalar. Bu bölümde bütün bu konulara ve çok daha fazlasına cevap bulacaksın. Hadi başlayalım. Göğüs kaslarını geliştirememenin en büyük sebebi göğüs hareketlerini yaparken bu kası yeteri kadar hissedememen yeterli bağlantıyı kuramamış olman. Herhangi bir kası çalışırken hissetmek istiyorsan ilk önce o kasın anatomik yapısını anlaman lazım. Göğüs kası. Bu kas nasıl hareket ediyor? Hangi durumlarda kasılıyor? Benim vücudumda ne işe yarıyor? İlk önce bu sorunun cevabını bulalım. Göğüs kasların anatomik olarak göğüs kafesinde bulunan göğsünün arasındaki sternum kemiğinden başlıyor ön koluna doğru içeri doğru bicepsinin iç tarafına doğru humerus kemiğine doğru uzanıyor. Vücudumuzdaki her kasın bir başlangıç bir de bağlanış noktası var. Yani buna origin ve insertion point diyorlar. Kasın başlangıç noktası her zaman çok daha güçlü olur. Vücudumuzdaki herhangi bir kas kemiğe tendon aracılığıyla bağlanıyor. Göğüs kasına baktığın zaman benim göğsümün etli kısmı tendon aracılığıyla kemiğe bağlanıyor. Sternum kemiği kasın başlangıç noktası Humerus kemiği de yani benim kolumun iç tarafında, bisepsime bağlanan tarafta da kasın bitiş noktası, diğer bağlantı noktası bulunuyor. Çıkış noktası sternum, bağlantı noktası, bitiş noktası humerus kemiği. Bunu bilmek neden önemli? Sen kollarını öne doğru iktirdiğin zaman, yatay düzlemde herhangi bir şeye direnç uyguladığın zaman, bir araba ittiğini düşün günlük hayatında, bir kapıyı ittiğini düşün ya da spor salonunda bench press, bir ağırlığı ittiğini düşün, göğüs kasların aktif oluyor. Göğüs kasları senin kollarını vücudunun merkezine doğru yaklaştırmada görevli olan bir kas grubu. Aynı zamanda bir de fly hareketleri var. Fly hareketinde tam iktirmiyorsun. Aslında böyle kucaklıyormuşsun gibi düşün. Ama yine ne oluyor? Kolların vücudunun önüne doğru geliyor. Önüne doğru gelince bu kaslar, göğüs kasların direkt aktif oluyor. Zaten göğüs kası kolumuza bağlanmamış olsaydı biz kolumuzu hareket ettirdiğimizde göğsümüz aktif olmazdı. İki ana kas grubundan oluşuyor. Bir tanesi pectoralis major. Bunu videoya baktığında fotoğrafını görebilirsin ekleyeceğim. Bir diğeri de pectoralis minor. O da üst göğüs olarak geçiyor. Pectoralis major çok daha büyük bir kas grubu. Pectoralis minor da yaklaşık köprücük kemiklerinin oradan başlayan ve omzuna doğru uzanan bir kas grubu. Göğüs kaslarımızın altında ne var? Göğüs kafesimiz var değil mi? Böyle kaburgalarımız yatayda uzanıyor. Bunların da numaralandırması var. 1 2 3 4 5 şeklinde. Göğüs kasımız yaklaşık olarak 5 tane kaburgayı kapsıyor. Yani 5 kaburganın üzerine yerleştirilmiş bir kas olarak düşün bunu. Her ne kadar biz spor salonunda işte şınav çeksek de, bench press yapsak da, yani yatay düzlemde direkt 90 derece açıyla pressler yapsak da aslında göğüs kaslarımız bizim çok geniş açıda aktif olan bir kas grubu. Yani sen kollarını aşağıya doğru iktirdiğinde dipsten tut. Dipste nasıl tamamıyla vücudunu dik bir şekilde yukarı kaldırıyorsun. O açıdan başladın. Yukarı doğru böyle yaklaşık 150 derecelik bir açı içerisinde göz kaslarımızı aktif edebiliyoruz. Yani işte sen dips yaptın, yere doğru pres uyguladın. İşte decline bench press yapabilirsin aynı şekilde normal bench press yaptın. Biraz bench'in eğimini arttırdın. Incline press yaptın. Biraz daha arttırdın. Aynı şekilde bunların hepsini fly versiyonu olarak da yapabilirsin. Bu açıların hepsinde göğüs kasların aktif olacaktır. Kısaca göğüs kasının anatomisinden bahsetmek istiyorum çünkü bunu anladığınızda yaptığınız hareketlerde bu kası hissetmeniz için gerekli olan her şeyi anlamış olacaksınız. Göğüs kaslarını yaptığın herhangi bir harekette aktive edebilmen için yapman gereken en önemli şeylerden bir tanesi bu kasın gerginliğini arttırmak, eklemlerini olması gereken pozisyonlar oturtturmak. Nedir bir pozisyon? Omzunu düşün, koluna bağla demiştik ya göğüs kasın. Sen kolunu geriye doğru aldığında, göğsünü kabarttığında, ciğerlerini, ciğerlerin bir balon gibi nefes alıp şişirdiğinde ne oluyor? Göğüs kasların inanılmaz derecede içten yaratılan gerginlikle birlikte optimal pozisyona girmiş oluyor. Sen bu pozisyonda omuzlarını geriye ve aşağıya doğru bastırmışken, göğsünü kabartmışken, belinde bir köprü oluşturmuşken yaptığın herhangi bir pres göğüs kaslarını aktive edecektir. Bu pozisyona girmeden yaptığın herhangi bir pres tamamıyla yardımcı kas gruplarına yüklenecektir. Zaten yapılan en genel hatalardan bir tanesi de bu. Bench press yaparken ağırlığa çok fazla odaklanma ya da hareketin temposunu çok hızlı yaparak omuzların eklemlerini olması gereken pozisyonlarda sabitleyemeyip hedeflediğin kas grubunu istediğin şekilde aktif edememe en yaygın problemlerden bir tanesi. Bunu uzun süre ben de yaptım. Spor sonunda Başarın hemen hemen böyle kaldırdığın ağırlıkla ölçülüyor. Ne kadar fazla ağırlık kaldırıyorsan o kadar işte tecrübelisin, iyisin gibi bir algı var spor salonu kültüründe. O yüzden bizim amacımız genelde kaldırdığımız ağırlıkları mümkün olduğunca arttırmak. İşte hepimiz birbirimize soruyoruz kaç bench basıyorsun? Herkes kaldırdığı ağırlıkla övünüyor. Ama bütün odağını kaldırdığın ağırlığa verdiğinde formundan feragat etmek zorunda kalıyorsun. Farkında olmadan belki de senin bütün odağın daha fazla ağırlığı ileri doğru ittirmek olduğunda omuzların ağırlıkla birlikte öne gidecektir. Zaten bench press'te yapılan en yaygın hata bu ya da herhangi bir press'te. Presi yaparken omuzlarının öne doğru oynamaması gerekiyor. Ben ağırlığı iktiriyorum ama ağırlık yukarı doğru giderken omuzlarımın iyice geriye gitmesi gerekiyor. Ağırlıkla omuzlarım ters yönde hareket ediyor. Bench press'i yaparken gövdeni bir yay gibi düşün. Mümkün olduğunca gerginlik oluşturuyorsun. Omuzlarını aşağıya doğru bastırdın, kalçanı içeri doğru çektin, ayaklarını içeri doğru çektin. Böyle bildiğin yay oluşturuyorsun göğsünde. Bu gerginlik, senin ağırlığı, ağırlığı da ok gibi düşün, güçlü bir şekilde ileriye ittirmene yardımcı olacak. Senin yatay düzlemde yaptığın herhangi bir pres hareketinde, dambelli olur, berberli olur, hiç fark etmez. Temel amacın bu gerginliği korumak, omuzlarının öne doğru gitmesini engellemek. Ağırlık yukarı kalktıkça omuzların aşağıya doğru gidiyor. Bu pozisyona girdiğinde göğüs kaslarını ideal şekilde aktif edebileceksin. Bu pozisyona giremeden ağırlığı kaldırdığında ağırlığı yine kaldırıyorsun bir şekilde o ağırlık yukarı oynuyorsa demek ki vücudunda belli başlı kaslar aktif oluyor. Göğsünü hissetmiyorsun o zaman ne oluyor? Başka kaslar yükü devralmış. Ağırlık hala oynuyorsa onu kaldırabiliyorsan vücudunda belli başlı kaslar aktif oluyor demektir. Ama göğsünü hissetmiyorsun. E tamam o zaman omzunla kaldırıyorsun, arka kolunla kaldırıyorsun. Yanlış kas grubunu hissediyorsun. Yanlış derken yani şimdi itiş kas grupları zaten göğüs, omuz ve arka kol. Bu kasların hepsini hissetmen lazım benchpress yaparken. Ama bunların belli bir oranı var. İşte göğsünü %70 hissediyorsan omzunu %20, arka kolunu %10 gibi bir dağılım yapabiliriz mesela. İdeal olan oran bu. Ama sen omuzlarını %50 hissediyorsan, işte arka kollarını %30 hissediyorsan, göğsünde sadece %20-%30'luk bir kasılma hissediyorsan burada bir hata var. Başka bir harekette bunu hissedebilirsin belki ama göğüs pres hareketinden bahsediyorsak böyle olmaması gerekiyor bu dağılımın. Şimdi hemen bir de kısaca arka kol ve omzun anatomik yapısına bakalım. Böylece ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksın. Arka kolun nasıl aktif oluyor? Senin bileğin omzuna doğru yaklaştığında ve dirseğin kendinden uzaklaştığında yani arka kolunda ne kadar gerginlik, extension oluşturuyorsan o kadar fazla aktif oluyor arka kolların. Zaten bench presi mesela geniş tutmaktan ziyade biraz daha yakın tuttuğunda ne oluyor? Aşağıya doğru gittikçe dirseklerin yana doğru daha da fazla açılıyor. Ellerimi dışa doğru açtığımda yani hareketin alt noktasında benim kol bileğimle dirseğim aynı hizadaysa ne olmuş oluyor? Bak buradan yani omzumla bileğim aynı hizadayken dışa doğru açtım. Bileğimle dirseğim aynı hizada. Farkı hissedebiliyor musun? Bu pozisyonda Dirseğim çok daha fazla dışarı doğru esniyor, arka kolum çok daha fazla aktif oluyor. Kolumu dışarı doğru açtığım zaman, yani kol bileğimi dirseğimle paralel tuttuğum zaman hareketin alt noktasında normal bench press gibi arka kol kasların bu yatay düzlemdeki itiş boyunca yardımcı kas görevini görüyor. Ya da mesela başka bir hareket olan cable triceps press down'u düşünelim. Tuttun barı aşağıya doğru bastırıyorsun, yukarı doğru kaldırıyorsun. Yukarı doğru kaldırdıkça dirseğin geriye gidiyor, geriye doğru gittikçe arka kolun daha fazla aktif oluyor. Yani sen kollarını yaklaşık olarak omuz hizanda tuttuğun zaman dirseklerini de iyice geriye götürdüğün zaman arka kolların aktif olmuş oluyor. Eğer sen arka kollarını hareket boyunca yardımcı kas olarak kullanmak istiyorsan bench press'te kollarını hareketin alt pozisyonunda tam dirseklerinin altında konumlandırman gerekiyor. Bir diğer kas grubu omuz. Omuzun anatomik yapısı nasıl? Sen başının üzerinde herhangi bir press yaptığında ya da dirseklerini omuzunla aynı hizaya getirdiğin anda omuzların aktif olur. Yani sen bench press'te kollarını çok fazla gövdene yaklaştırıyorsan, ellerini yakın tutuyorsan, omuzlarını ve triceps kaslarını çok daha fazla aktif etmiş olacaksın. Eğer kollarını dirseklerinin altında konumlandırıyorsan, özellikle hareketin alt noktasında geniş bir şekilde tutun, yukarıda dirseklerinin altında olma ihtimali yok. Ama hareketin alt noktasında dirseklerinle el bileklerin aynı hizadaysa, ve aynı zamanda üst kolun gövdene çok yakın değilse hafif bir şekilde dışarı doğru açmışsan göğüs kasların maksimum seviyede aktif olacaktır. Bu noktada omuzun pozisyonu çok önemli. Şimdi omuz çok oynar bir eklem. 360 derece her yöne oynuyor. Sürekli çeşitli açılarda hareket edebilen, sabitlemesi zor bir eklem. E sen pres yaparken de bu eklemi mümkün olduğunca sabitlemen gerekiyor. Nasıl sabitleyeceksin peki bu oynar 360 derece her yöne oynayan eklemi? Omzun anatomik yapısı nasıl? Senin kolun yani humerus kemiğin omuz soketine böyle bol sokut şeklinde yerleşmiş durumda her yöne hareket edebilir şekilde dizayn edilmiş. Peki sen nasıl sabitleyeceksin bu her yöne hareket eden eklemi? Bu eklemi çevreleyen kasları en başta güçlendirmen lazım. Yani senin sırt kasların, omuz kasların, trapez kasların yeteri kadar güçlü değilse omzunu sabitleme ihtimalin çok düşük. Yani sen göğüs kaslarını geliştirmek istiyorsan senin sırt kasların, trapez, ramboid, latissimus dorsi, bütün arkomus kasların, bütün bu kasların güçlü olması gerekiyor. Sen itişi yaparken senin hareketini destekliyor olması gerekiyor. Bu yüzden omzu çevreleyen kasları güçlendirmek, bench press esnasında omzun ideal pozisyona girmesi için stabil bir şekilde ağırlığı ittirebilmesi için çok önemli. Ben genellikle göğüs kaslarını geliştirmek isteyenlere sırt hareketlerini daha fazla yaptırıyorum. Çünkü senin omuzların ideal pozisyona girdiğinde göğüslerin zaten yaptığın hareketlere tepki vermeye başlayacak. Senin kasını geliştirememenin sebebi yeterli hareket yapmadığından dolayı değil ki. Sadece yaptığın hareketlerde o bağlantıyı kuramadığın için o kası geliştiremiyorsun. Programa daha fazla hareket eklemek, bara daha fazla ağırlık eklemek çözüm olmayacak ki. Hatta bu durumu daha da kötüleştirecek çünkü senin yardımcı kasların sen kendini zorladıkça daha da güçlenecek, daha da yanlış pozisyona gitmesi için vücudunu zorlamış olacaksın. Burada bir kas dengesizliği söz konusu, bir postür bozukluğu söz konusu. O yüzden sen sırt kaslarına odaklandığın zaman işte bend pull apart yapabilirsin mesela. Bununla ilgili YouTube'a da bir video attım. Chest fly nasıl yapılır? Yine bölüm notlarını eklerim. Oradan bakabilirsin. Bench press nasıl yapılır diye kısa bir video attım. Daha uzununu çekeceğim yakın zamanda. YouTube'da bu videoları bulabilirsin. Aynı zamanda Instagram'da da paylaştım. Sen bent pull apart hareketini yaptığında, row hareketini yaptığında barlı olur, dumbbell olur, cable olur. Kürek kemiklerinin arasındaki boyut kaslarını geliştirdiğin zaman, omuzlarının doğal pozisyonunu geriye doğru aldığın zaman olması gereken pozisyona, göğüs hareketlerinde çok daha rahat bir şekilde bağlantı kurduğunu göreceksin. Çok aslında baktığın zaman bu noktada garip değil mi? Hani göğsünü geliştirmek istiyorsun ama ben sana sırt hareketleri yaptırıyorum. Göğsün daha kolay gelişiyor. Aynı zamanda sadece bu pozisyondan dolayı değil, sen göğüs presi yapıyorken sırt kasların stabilizasyon görevi görüyor. Şimdi sen herhangi bir hareketi yapıyorken bir ana aktif olan kas grupları var, primary muscle groups. Bir de opposing muscle groups'lar var. Yani o hareketi destekleyen kas grupları aktif olmuyor ama gergin tutarak seni pozisyonunu sabitlemeye çalışıyorsun. Bu kaslar öyle aktif oluyor. İzometrik olarak kasılıyor yani bir nevi. Şimdi bench press'i düşünecek olursak sen barı yukarı doğru iktirdiğinde hangi kasların oynuyor? Göğüs kasların oynuyor. Dolayısıyla oynayan kas aktif oluyor. Hangi kasların oynamıyor peki? Sırt kasların, omuz kasların, trapez kasların. Ama bu kaslar oynamıyor diye bu harekette herhangi bir rolü olmadığı anlamına gelmiyor. Bu kaslar ne kadar güçlü olursa senin bu hareketini o kadar stabil bir şekilde destekleyecektir. Aynı şekilde biceps tricepsi düşünelim mesela. Sen barbell curl yaptığın zaman Ağırlığı yukarı doğru kaldırıyorsun. Biceps kasın oynuyor. Uzuyor, kısalıyor. Triceps kasların sabitleyici rol oynuyor. Aynı şekilde leg extension'ı düşün. Mesela oturduğun makineye ayaklarını yukarı doğru kaldırıyorsun. Quadriceps kasların oynuyor, kasılıyor. Hamstring kasların stabilizasyon görevinde. Yine aynı şekilde squat'ı düşünebilirsin. Mesela squat'ta çömeliyorsun, kalkıyorsun. Quadricepslerin hareketi devralıyor. Ana çalışan kas grupları hamstringlerin stabilizasyon görevi görüyor. Bu ana ve yardımcı kas gruplarını yani birbirine zıt kas gruplarını ideal şekilde, orantılı bir şekilde geliştirirsen yaptığın hareketlerden maksimum verim alabileceksin. Eğer bir kas diğerinden daha güçlüyse mesela göğüsle sırt, bunlar bir kardeş. Ondan sonra quadriceps ön bacakla arka bacak hamstring, bunlar bir kardeş. Biceps triceps, bunlar kardeş. Sen bu kasların arasındaki oran orantıyı dengeyi sağlayamazsan sakatlıkla sonuçlanacaktır, postür bozukluğu yaşayabilirsin, yaptığın hareketlerden istediğin kas grubunu istediğin şekilde aktif edemeyebilirsin, yeterli verim alamayabilirsin. Bunların hepsi yaşanabilir. Bu noktada oran önemli. Yani bu kasların arasındaki oran orantı önemli. Ne kadar güçlü olduğunun bir önemi yok. Ya atıyorum sen işte quadricepslerin, ön bacakların 500 kilo kaldırabiliyor. O kadar güçlü. Ama arka bacakların 200 kilo kaldırabiliyor. Baktığın zaman 200 kilo az mı? Hayır, 200 kiloyu kaldırabilen kas gayet güçlüdür. Ama senin kuadrisepslerinle hamstringlerin arasındaki oran orantı çok fazla olduğu için sen yine hamstringlerinden sakatlanma riskin çok yüksek. Neden? Çünkü sen kuadrisepslerindeki o 500 kiloluk kapasiteye güvenip ağır kilo kaldırıyorsun ve sen o ağır kiloyu kaldırırken hamstringlerin hiç çalışmıyor değil ki. İkincil kas grubu olarak hareketin stabilizasyonundan sorumlu o kaslar. 500 kiloyu stabil edebilecek pozisyonda değil, kapasitesi o kadar değil. Dolayısıyla bu kaslar arasındaki oran orantıyı her zaman yakın tutmaya çalışın. İşte sürekli olarak pres hareketleri yapan, daha önceki bölümlerde de bahsettim, sırt kaslarını ihmal eden insanlar bu problemleri yaşayacak, omuzlar öne doğru yuvarlanacak, postür bozulacak, estetik bir görüntü değil. Bir de bu pozisyona girmenin başka bir sebebi işte insanlar hani karın kaslarını sürekli sıkmak için ya da işte omuzlarını, göğüslerini sürekli sıkmak için Böyle hafif kapalı bir şekilde duruyor. Hani kasıntılı yürüme diyoruz ya. İnsanlar genelde o şekilde yürüyor ama halbuki sen sırt kaslarını güçlendirdiğinde daha dik bir postüre sahip olduğunda omuzların genişleyecek, çok daha büyük, heybetli görüneceksin. Estetik bir görünümün olacak. Bunun sebebi aslında benim e, görüşüm şu yönde. Tamamen psikolojik. Biz aynada hep önümüzü görüyoruz, değil mi? İşte göğüs kaslarını görüyorsun, karın kaslarını görüyorsun, biceps kaslarını görüyorsun. Dolayısıyla bu kaslar her zaman bizim önceliğimizde sırt kaslarımızı görmüyoruz, arka kaslarımızı görmüyoruz. İşte ramboidların, bel kasların. E, görmediğin kası da çok fazla önemsemiyorsun. Neden? Çünkü gözüne hani gözükmüyor. Her gün gördüğün bir şey değil. O yüzden insanların genellikle takıntısı karın kası, işte biceps, ondan sonra göğüs kası. Burada bir psikolojik oyun dönüyor. Bunun farkına ne kadar erken varırsan işte sırt kaslarını aynı şekilde hamstring kaslarını arka bacak kaslarını mesela ne kadar güçlü tutarsan hem atletik performansın, hem güç kapasiten, hem estetik görüntün, postürel sağlığın, kas kapasiten ya her şey olumlu yönde artmaya başlayacak. O yüzden zaten belli bir antrenman programını takip etmek önemli. Sen spor salonuna gittiğinde her gün istediğin şekilde içinden nasıl geliyorsa o şekilde antrenman yaptığında farkında olmadan bilinçaltın seni sürekli öncelik verdiğin hareketlere yönlendirecek. Ne olacak uzun vadede sen beğenmediğin yönlerini sürekli çalışıyor olacaksın. Ama aslında ihtiyacın olan bölümleri sürekli olarak ihmal etmiş olacaksın. Bu yüzden sistemli bir şekilde güzel yazılmış bir antrenman programını takip etmek her zaman önemli. Sizlerle ücretsiz olarak defi performansı paylaştım. Bu program kesinlikle hafta hafta, ay ay yapman gereken antrenman şiddetinden, tekrar aralığından, hareketin temposundan detaylı bir şekilde hangi kas grubuna, hangi tekrarda çalışman gerektiği, ne kadar set yapman gerektiği, genel olarak haftalık, aylık volümün Frequency yani ne kadar sıklıkla çalıştığın, antrenmanın şiddeti bunların hepsi detaylı olarak hesaplanarak hazırlanmış bir program. Sen baktığında belki bir A4 sayfasından ibaret göreceksin onu ama o programın arkasında birçok hesaplama var. Open chain egzersizler, close chain egzersizler, tek joint, multi joint, compound egzersizler. Yani programa güvenin, programı takip edin. Zaten bu sadece yazdığım sizle paylaştığım programlardan bir tanesi. Sizlerle Birçok program paylaşmayı düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. Çeşitli amaçlar için işte kas yapımı için, güç artışı için vesaire. Şu an yine üzerinde çalıştığım bir program var. Yakın zamanda antrenman videolarını çektikten sonra sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Aynı anda birçok şey yapmaya çalışıyorum o yüzden biraz zaman alıyor. Amacım size böyle çeşitli programları sunarak bunlar arasında döngüler yaratıp fiziğinizi kendi ellerinizle değiştirmenize yardımcı olmak. Ve Dersimiz Fitness kanalını takip eden herkese şunu göstermek istiyorum. Sistemli bir programı takip ettiğinde, beslenmene uykuna dikkat ettiğinde, yeterli protein aldığında, gece 8 saat uyuduğunda, podcastlerde konuştuğumuz şeylere dikkat ettiğinde, Dersimiz Fitness podcastini zaten sürekli olarak dinlediğinde yavaş yavaş bilinçaltına bu bilgilerin hepsi oturacak. E benim sana verdiğim antrenman programını da takip edeceksin. Yani senin düşünmeni gerektirecek şeyleri yavaş yavaş azaltıyorum. Sadece dediğimi uygula, fiziğinin nasıl değiştiğini seyret. Evet işte o yüzden göğüs kaslarını hissedememenin aslında tek sebebi az hareket yapman değil yeterli ağırlık kaldırman değil. Senin postür bozukluğun olabilir. Kas dengesizliklerin olabilir. Bir kasın diğer kasından daha güçlüyse eklemlerin doğal olarak o pozisyona girecektir. Şimdi şöyle bir şey var bir de. Sen belli başlı kaslarını ihmal ettikçe o kaslar zayıfladıkça daha da vücut gerginleşiyor özellikle o bölgelerde. Yani sen vücudunun herhangi bir yerinde böyle bir gerginlik, bir ağrı hissediyorsan genellikle işte trapez kasları olur bu boyun kasları falan. Kürek kemiklerinin arasında bulunan boyut kaslarında böyle bir sinir sıkışması gibi sürekli bir ağrı hissedenler olabilir. Çok yaygın. Bunun en büyük sebebi bu kasların zayıf olması. Bu kaslar zayıf olunca vücut kendini korumak için kendi kendine geriliyor. Yani o kasları geriyor. Neden? Seni sabit tutmaya çalışıyor. Kendini korumaya çalışıyor. Sen ne zaman o kasları güçlendirdiğinde, doğru pozisyonlara soktuğunda vücut diyor ki tamam yani artık benim kendi kendimi kasmama gerek yok, ağrı oluşturmama gerek yok. Zaten yeterli direnci uyguluyor, artık güçlendim, eklemlerim olması gereken pozisyona geldi. Dolayısıyla ağrı bu şekilde yavaş yavaş azalıyor. Aynı zamanda sadece ağırlık antrenmanları da değil, mobilite antrenmanları bu noktada çok önemli. Sizle paylaştığım Defi Performans Programı'nın yine son sayfalarında göreceksin. Dört farklı Günden oluşan yaklaşık 50 farklı egzersizden oluşan mobilite hareketleri var videolarıyla birlikte. Bunları antrenmanından önce ısınmak için uygulayabilirsin. Spor sonunda gitmediğinde, dinlenme günlerinde normal evde uygulayabilirsin. Hiçbir ekipman gerektirmeyen, gerektiriyorsa da işte basit bir foam roller ya da direnç bandı tarzında basit ekipmanlar gerektiren hareketler. Bu hareketleri küçümseme. Bunlar senin o gergin kaslarını zayıflatarak özellikle ağırlık antrenmanlarından önce bu çok önemli. Çünkü dedim ya şimdi zayıf kaslar kendini korumak için gerilmiş durumda. Senin bunları mobilite hareketleriyle açıp eklemlerini olması gereken pozisyonlara sokup sonra ağırlıkla güçlendirmen gerekiyor. Sen bunu yapmadan antrenmana gittiğinde o kaslar gergin bir şekilde üzerine hala daha ağırlık yüklemeye devam ettiğinde hani o pozisyonu daha da kötüye götürmüş olacaksın. Gerçekten bu durumdan iyileşmek istiyorsan ilk önce yani bunu şöyle düşün ısıtıyorsun, kaslarını yumuşatıyorsun, olması gereken pozisyonlara sokuyorsun. Sonra sertleştiriyorsun, donduruyorsun gibi düşün. Bu yüzden bu hareketler çok önemli. Vücudun yeteri kadar ısınmadan, eklemlerin yağlanmadan, kaslarını yumuşatmadan antrenmana direkt başlarsan yaptığın antrenman sana faydadan çok zarar getirebilir. Bu postür bozukluklarını değiştirmek uzun zaman alabilir. Zaten mobilite hareketlerini bu kadar sık yapmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Postür bozuklukları böyle yıllar boyunca aynı şekilde yanlış şekilde hareket etmekten kaynaklanıyor. İşte yıllar boyunca masa başında oturan, yıllar boyunca araba kullanan omuzlar öne doğru yuvarlanmış. Sürekli kambur duruyorsun. Sürekli oturduğunda hamstring kasların gerginleşiyor. Çünkü kısa pozisyonda uzun süre bekletiyorsun kası. Sürekli oturan biriysen mutlaka zaman zaman kalkıp parmak uçlarına uzan, hamstring kaslarını esnet. Senin hamstring kasların gerildikçe belinde daha fazla stres oluşacaktır. Aşağıya doğru böyle inip bir şeyi almak istediğinde kasların gergin olduğu için sana yeterli hareket açısını sağlamayacağı için bütün yük beline binecektir. Ve esneklik çok hızlı kaybedilen bir şey. Yani ben bile mesela sürekli olarak bu işin içindeyim. Her gün antrenman yapıyorum, işte milleti çalıştırıyorum vesaire. Bir hafta iki hafta bu hareketleri yapmayayım. Hemen vücudum gerilmeye başlıyor. Çünkü Vücudun bulunduğu pozisyona hızlı bir şekilde adapte olmaya o kadar elverişli ki sen onu esnetirsen esniyor, esnetmezsen geriliyor. Bu kadar basit. Yapmadığın şeyi kaybediyorsun. Ne kadar advanced olduğunun hiçbir burada önemi yok. Önemli olan şey istikrar. Azar azar her gün vücudunu hatırlat. Antrenmanlardan önce mobilite hareketlerini düzenli olarak yap. Dinlenme günlerinde yapabilirsin. Sürekli olarak masa başında çalışan bir insansan zaman zaman kalkıp 2 dakika 3 dakika bu hareketleri yaptığında Yaşam kalitenin nasıl arttığını göreceksin. Spor sonundaki performansının ağırlıklarının, kas gelişiminin doğrudan nasıl etkilendiğini göreceksin. Ben bunu artık o kadar fazla yaşıyorum ki işte çalıştırdığım üyeler geliyor. Sürekli hepsi masa başında genellikle oturan insanlar. E bütün gün 8 saat şimdi masa başında oturmuş. Geliyor benimle antrenman yapmaya. Ben şimdi onları ısıtmadan, mobilite hareketleri yaptırmadan antrenmana alsam ne olacak? İki büklüm antrenman mı yapacağız? Benim omuzları geriye almam için, göğüs preste göğüs kaslarını hissedebilmem için ilk önce vücudu şöyle bir hamur haline getirmem lazım, yumuşatmam lazım ki ondan sonra senin istediğin pozisyonlara girebilsin eklemler. Ne yapıyoruz? 5 dakika, 10 dakika yapmamız gereken hareketleri yapıyoruz. Ondan sonra yumuşacık oluyorlar. Antrenmanda istediğimiz gibi istediğimiz kası hissedebiliyoruz. Göğüs kaslarını hissetmekten bahsetmiştik. Şimdi ben senin göğüs kaslarını geliştirmeye çalışıyorsam nasıl bir antrenman modeli izlerim senle? Öncelikle her şeyden önce benim dikkat etmem gereken en önemli eklem hangisiydi? Omuzlar. Senin omuzların sürekli masa başında çalışıyorsan böyle yukarı doğru kalkmış durumda, hafif öne doğru gelmiş durumda. Ben onları hangi pozisyonda istiyorum? Geride ve aşağıda. Bu şekilde göğsün aktif oluyor, değil mi? Aynı zamanda sağlıklı bir insanın zaten postürü de bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi omzu bu pozisyona getirmek için hangi kasları benim aktive etmem gerekiyor? Omuzların yukarı doğru kalkmışsa senin kanat kasların koltuk altından başlıyor, beline kadar uzanıyor değil mi? Bunları güçlendirdiğimde, ben yukarıdan çekiş hareketleri yaptığımda, işte bar fix olabilir, lat pull down olabilir, farklı tutuşlar yapabilirsin, önemli değil. Başının üzerinde yaptığın herhangi bir çekiş hareketinde ne oluyor? Omzunu aşağıya doğru gitmeye zorluyorsun. Bir, omzumu aşağıya bastırırım. İkincisi ne benim yapmam gereken? Omuzlarımı aynı zamanda geriye almam lazım. Hangi hareketleri yapabilirim? Row hareketlerini. Cable row, dumbbell row, barbell row hiç fark etmez. Yatay düzlemde yaptığın herhangi bir çekiş hareketi kürek kemiklerini geriye doğru aldığın sanki böyle arada bir şey sıkıştırıyormuş gibi yaptığın herhangi bir hareket omuzlarını geriye doğru alacaktır. Şimdi ben aşağıya doğru aldım üstten çekiş hareketleriyle. Karşıdan yaptığım hareketlerle de geriye doğru aldım. Omuzlarım oturdu. Şimdi son olarak ne yapmam gerekiyor? Trapez kaslarım. Yani yaptığın şırak hareketleriyle boynunla omzun arasındaki bu kasları da güçlendirdiğin zaman tamamıyla omzunu çeyreleyen kasları güçlü bir şekilde sabitlemiş oluyorsun. Şimdi sen bu pozisyona girdiğinde göğüs kaslarını hissedememe ihtimalin yok. O yüzden gördüğün gibi göğüslerini geliştirmek istiyorsan aslında omzunu çeyreleyen kaslarını güçlendirmen şart. Ve bunların arasındaki denge çok önemli bakın. Yani spor salonunda böyle deli gibi deadlift yapan sürekli ağırlıklar kaldıran insanların postürleri bazen normal insanlardan çok daha bozuk olabiliyor. Neden? Çünkü belli başlı kas gruplarını çok fazla geliştirmişler. İşte sürekli olarak böyle kambur belle deadlift yapan bir adamı düşün. Ne oluyor? Omuzlar öndeyken bu pozisyonda bu eklemleri çevreleyen kasları güçlendirmiş oluyor. Yani böyle kaplumbağa gibi kambur bir şekilde güçleniyor. Bütün kas yapısını o pozisyonda inşa ediyor. E şimdi bu adamı geriye doğru açmak, omuzlarını geri almak gün geçtikçe zorlaşıyor. O yüzden yaptığınız hareketlerin formuna dikkat edin. Antrenmanınızdaki kas dengelerine dikkat edin. Mesela sen bir haftada işte 50 set göğüs yapıyorsan ama gidip 10 set sırt yapıyorsan burada bir problem var. Antrenman programını şöyle bir kağıda döküp gözden geçir. Sen ne kadar itiş hareketi yapıyorsun, ne kadar çekiş hareketi yapıyorsun? Aynı zamanda bu itiş çekiş hareketlerinin yönlerine bak. Başının üzerinde itiş, başının üzerinde çekiş, yatay düzlemde itiş, yatay düzlemde çekiş. Hareketlerin açıları da önemli. Ne kadar kapalı zincir hareketi yapıyorsun, ne kadar açık zincir hareketi yapıyorsun? 38. bölümde bunların detaylarından bahsettim. Programını bu şekilde gözden geçir. Yine bu videonun sonunda ideal göğüs antrenmanı ile ilgili size bir bilgi vereceğim. Kendi programınızı oluşturmanız için elimden geldiğince bütün bilgileri vermeye çalışıyorum. Bir de spor sonunda yaptığın her hareketteki bu işte başlangıç ve bitiş noktalarından bahsettim ya kasın origin ve insertion pointler. Bunlara dikkat et. Mesela işte göğüs kasında başlangıç noktası ne demiştik? Sternum'dan başlıyor. Bitiş noktası ne? Senin iç kol kemiğinde humerus kemiğine bağlanıyor. Aynı zamanda bicepsin mesela başlangıç noktası nerede? Omzunda. Bitiş noktası nerede? Dirseğinin hemen önünde. Bunları bilmek neden önemli? Çünkü kasın bir noktası sabitken diğer noktası oynuyor. İşte ben biceps yaparken mesela benim kasım nereden kasılıyor? Bu dirsekten omza doğru geliyor değil mi? Yani kasın bitiş noktası başlangıç noktasına doğru yaklaşıyor. Aynı şekilde işte göz fly'da ya da press'te. Ne oluyor? Kasın senin iç kolundaki humerus kemiğindeki bitiş noktası başlangıç noktasına doğru, sternum kemiğine doğru yaklaşıyor. Sakatlıkların genellikle çok büyük bir kısmı bit bitiş noktalarında gerçekleşiyor. İşte göğsün yırtıldığı zaman mesela ne oluyor? Buradan kopuyor. Ya da bisepsin yırtıldığı zaman ne oluyor? Senin buradan kopuyor. Çünkü kasın başlangıç noktası çok daha güçlü. Senin sternumuna o kadar güçlü bir şekilde yerleşmiş ki bu kas. Buradan kopma ihtimali yok. Zayıf noktadan kapıyor. Zayıf nokta işte kasın bitiş noktası. Nasıl bağlanıyor? kas kemiğe tendon aracılığıyla. Kas, tendon, daha sonra kemik şeklinde ilerliyor. Zaten sen düşündüğün zaman kasın kasılma sisteminde nasıl senin sinir sistemin ilk başta böyle elektrik dalgalarıyla, bildiğin hani elektrik kablosu gibi düşünebilirsin bunu, sinir ağları ile birlikte elektrik sinyali yolluyor kasa. Kas kasılıyor, bütün güç transferini tendon aracılığıyla kemiğe aktarıyor, ondan sonra kemik hareket ediyor. Yani senin eklemlerinin hareket etme sistemi tamamıyla bu sırayla gerçekleşiyor. Göğüs kası biceps gibi değil. Ne demek istiyorum? İşte sen herhangi bir ağırlığı kaldırdığında yukarı doğru bicepsini aktif edebiliyorsun. Ama göğüste birden fazla açı söz konusu. Omuz eklemi dahil olduğu için harekete çok fazla yöne hareket edebildiği için bu eklem işte sen decline yapıyorsun, normal yapıyorsun, incline yapıyorsun vesaire farklı pozisyonlarda, açılarda çalıştırdığında göğsünün üst kısmını, alt kısmını farklı şekillerde geliştirmen mümkün. Temelde baktığın zaman iki hareket tiplemesi var göğüste. İtiş ve fly. İtişin işte yine aynı şekilde yönleri var. Aşağıya doğru itebilirsin. Farklı açılarda bench'in eğimini arttırarak itebilirsin. Aynı şekilde bu açılarda fly yapabilirsin. Bir de spor salonlarında bulunan değişik bir makine var. Hala da eski bir makine ama belli spor salonlarında olduğunu düşünüyorum. İşte butterfly diye bir makine, böyle kelebek diyorduk biz. Siz nasıl adlandırıyorsunuz bilmiyorum. Dirseklerini yaklaşık 90 derece tutuyorsun, handle'lara tutunup sonra dirseklerini içe doğru kapatmaya çalışıyorsun. Bu şekilde yaptığında da yine aynı şekilde göğsün aktif olacaktır. Çünkü ne demiştik? Göğüs kası senin kolunu gövdenin merkezine getirmekten sorumlu. Senin üst kolunu gövdenin merkezine getirdiğin herhangi bir harekete karşı uyguladığın dirençte göğüs kasları gelişecektir. Bunun çok ileri seviye versiyonunu jimnastikçiler yapıyor. Ne yapıyorlar işte ringlerde mesela kollarını böyle yere paralel şekilde tutarak duruyorlar değil mi? Bu pozisyonda göğüs kasları inanılmaz aktif oluyor ama tabii bu pozisyona girebilecek çok az insan var. Ciddi anlamda bunu küçük yaştan itibaren pratik yapmış olmak gerekiyor. Sadece size fikir vermek açısından farklı hareketlerden bahsetmek istiyorum. Bir diğeri dips. Dips mükemmel bir hareket. Ama dipsi çoğu insan yanlış yapıyor. Zaten insanların büyük bir kısmı da dips hareketinde omuzlarını sakatlıyorlar. Neden? Şöyle işte omuzun ne kadar oynar bir eklem olduğundan bahsettik. Sen şimdi böyle kendini yukarı doğru iktirdiğinde omuzların yukarı aşağı oynuyorsa sen boşlukta risk alıyorsun. Omuzlarını strese maruz bırakıyorsun. Bu omuzun en ufak bir oynamada sakatlanma ihtimali çok yüksek. İşte rotator kaf yırtıkları vesaire hep böyle oluyor. Rotator kaf dediğimiz ne omuzun dönmesinden sorumlu çok ufak bir kas grubu. Çok düşük streslerde bile sakatlanabilecek bir kas grubu. Özellikle de sen dips yaparken vücut ağırlığını kaldırdığını düşünürsek boşlukta vücut ağırlığını hareket ettiriyorsun ve omuzlar deli gibi oynuyor. Kesinlikle omuzların sakatlanacaktır. Doğru yapılması gereken pozisyon. Omuzlarını yine aynı şekilde bahsettiğim gibi geriye ve aşağıya doğru bastırıp dipsi yaparken hiçbir şekilde yukarı aşağı, öne geri omuzlarının oynamaması gerekiyor. Aşağıda ve geride sabitledin. O şekilde vücudunu ileri geri oynatıyorsun ve bir diğer dikkat etmen gereken şey, önemli bir detay. İşte omuzdan bahsettik, triceps'ten bahsettik, değil mi? Bench press'te benim göğüslerim en ideal şekilde nasıl aktif oluyordu? Bileklerim hareketin alt pozisyonunda dirseklerimle aynı hizaya geldiğinde. Eğer bileklerimi çok fazla içeri alırsam ne oluyordu? Çok fazla dirseğim dışarı çıktığı için arka kollarım daha fazla aktif oluyordu. Aynı şeyi dikeyde düşün. Dipste de aynı muhabbet değil mi? Sen aşağıya indiğinde hareketin alt pozisyonunda omuzlarınla bileğin aynı hizadaysa trisepslerin çok fazla aktif olacak. Senin yapmaya çalıştığın şey şu. Bileğini olabildiğince geriye götürüp yani hareketin alt noktasında öne doğru eğilebildiğin kadar eğildin. Senin dirseğinle bileğin hemen hemen aynı hizada olması gerekiyor aşağıya indiğin zaman. Buna dikkat ettiğinde göğüs kasını ideal şekilde hissedeceksin. Aynı şekilde öne doğru biraz eğilmen gerekiyor. Dirseklerinin pozisyonu da önemli. Zaten omuz ve kalça eklemlerimiz en hassas eklemler. Bizim gövdemiz ana merkez değil mi? Kollarımız, bacaklarımız bu gövdeye bu eklemler aracılığıyla bağlanıyor benim gövdeme kol nasıl bağlanıyor omuz aracılığıyla. Aynı şekilde bacak nasıl bağlanıyor kalça aracılığıyla. Dolayısıyla böyle bir oyuncak bebeği düşünürsen en hassas noktaları neresi olur? Böyle kolunun bacağının çıktığı koptuğu omuz ve kalça eklemleri değil mi? Aynı şekilde insanlar da bu noktalardan sakatlanmaya elverişli. O yüzden özellikle bu eklemi çevreleyen kasları güçlendirmek ekstra öneme sahip. İşte kalçanı hangi kaslar çevreliyor, kalça kasların, glute kasların, ondan sonra quadriceps kasların, karın kasların, omuz eklemini hangi kaslar çevriliyor? İşte zaten omuzun etrafında 3 farklı kas grubu var. Ön tarafı, yan tarafı, arka tarafı, sonra trapezlerin, ramboid kasların, latissimus dorsi kasların, göğüs kasların vesaire. Bunların hepsi bu eklemi koruma altına alan çeşitli yönlerde hareket etme durumunda seni sabitleyen kaslar. Bir de pres hareketlerinde önemli bir detaydan bahsetmek istiyorum. Bu gerçekten Böyle dışarıdan bakıldığında görülebilecek bir teknik değil. Şınav çekerken ya da işte bench press yaparken barı tuttuğunda ya da şınavdan bahsediyorsak yere ellerini koyduğunda parmakların dimdik yukarı doğru bakıyor, değil mi? Karşıya doğru. Parmaklarını şınavdan bahsediyorum şu an. Açabildiğin kadar aç, yeri kavra. Böyle geçirdin yani parmaklarını bildiğin. Geçirdikten sonra yere tutunup dirseklerini döndürmeye çalışıyorsun. Instagram'a ve YouTube'a bununla alakalı bir video attım. Yine ilerleyen zamanlarda daha detaylı hareket hareket video paylaşmaya başlayacağım. Ama bunu bilmeniz çok önemli. Şınavdan maksimum verim almak istiyorsanız benim şu ana kadar gördüğüm bu arada şınav çeken insanların çok büyük bir kısmı şınavı ideal şekilde çekmiyorlar. Şınav göğüs kaslarını geliştiren en etkili hareketlerden bir tanesi. Ya hatta ben göğüslerimi tamamıyla şınavla geliştirdim diyebilirim. Mükemmel bir hareket ama nasıl çekmen gerektiğini bilmen gerekiyor. Tekrarlardan ziyade hareketin formuna odaklan. Özellikle aşağıya doğru inerken herhangi bir kası aktive etmek istiyorsan hareketin negatif kısmında yavaş inmen gerekiyor. Senin ilk önceliğin zaten çalıştırmak istediğin kasla bağlantıyı kurmak. Bağlantıyı kurduktan sonra çok daha az ağırlıkla, çok daha set ve tekrarla o kası çok daha rahat geliştirebildiğini göreceksin. İlk amacın bağlantıyı kurmak. Bağlantıyı nasıl kuruyorsun? Mümkün olduğunca eklemlerini ideal pozisyona soktuktan sonra hareketin negatif kısmında yavaş yavaş iniyorsun. Yani hangi hareketi yaparsan yap, yer çekiminin sana direnç uyguladığı noktada yer çekimine karşı diren. Biceps curl'da mesela yer çekimi ne zaman sana direnç uyguluyor? Ağırlıkları aşağıya doğru indirirken. Tamam, çok güzel. O zaman ağırlıkları aşağıya indirirken diren. Bench press, barı aşağıya indirirken diren. Şınav inerken direniyorum, değil mi? Ama benim sana burada bahsetmek istediğim önemli nokta şu. Ellerini tamamen geçirdin yere yine şu şekilde bak ellerimi oynatmıyorum. Ellerim yine parmak ucum karşıya bakıyor. Döndürebildiğim kadar döndürüyorum. Yani kolumda gerginlik oluşturmaya çalışıyorum. Bunu aynı şekilde işte deadlift'te de yapıyorsun. Deadlift'te barı tutuyorsun. Tuttuktan sonra iyice omuzlarını geri alıyorsun. Göğsünü dışarı çıkarıyorsun. Dirseğin sivri kısmı arkaya bakıyor. Yani kolunu döndürebildiğin kadar burada videoda göstermek biraz zor oluyor. Döndürüyorsun. Aynı şekilde şınavda da ya da bench press'te de barı böyle büktüğünü düşün. Bu çok etkili çünkü göğüs kaslarını gerçekten aktive edecek, çok böyle dışarıdan bakıldığında görülmeyecek ama önemli bir teknik. Yaptığınız pres hareketlerinde bu pozisyona dikkat edin. Bir nevi böyle koltuk altında sanki hani portakal limon sıkıştırıyormuşsun gibi de düşünebilirsin. Koltuk altına böyle bir top koyduğunu düşün. Onu böyle sıkıştırmaya çalıştığını düşün. Kanatlarınla kolun arasında eziyorsun. Bu pozisyona girdiğinde ...omzunu sabitlemen de kolaylaşacaktır. Dolayısıyla göğüslerin inanılmaz derecede aktif olacaktır. Göğüs fly ile ilgili bir detaydan bahsetmek istiyorum. Spor salonunda gördüğüm yanlış yapılan noktalardan bir tanesi. Fly yaparken böyle hareketin üst noktasında çok fazla yaklaştırıyorlardan bunları. Ve böyle içe doğru döndürme yani serçe parmaklarını birbirine doğru yaklaştırma gibi bir alışkanlık var. Bu da şuradan geliyor. İşte göğüs kaslarımı iyi bir şekilde sıkıştırabiliyorum hareketin üst noktasında. Bu anatomik olarak böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Zaten chest fly nasıl yapılır detaylı videosunu YouTube'a attım. Onu mutlaka izleyin. Yine bölüm notlarına koyacağım. Kısaca yukarı doğru yaklaştığında dumbbellları çok fazla yaklaştırmaya çalışmıyorsun. Çünkü sen yaklaştırdıkça özellikle de omuzları geniş bir insansan omuzlarındaki göğüslerindeki gerginliği kaybedeceksin. Omuzların öne doğru yuvarlanacak. İdeal pozisyonun dışına çıkmış olacaksın. Aynı şekilde bir diğer hata da işte serçe parmaklarını birbirine doğru yaklaştırma. Sen bunu yaptıkça dirseklerin göğsüne daha da yaklaşmış oluyor. Ne oluyor? Ne demiştik? Senin dirseklerin daha da yaklaşırsa omuzların hareketi devralıyor. Yine aynı şekilde göğsünden uzaklaşmış oluyorsun. Göğüslerini etkili bir şekilde geliştirmek istiyorsan dirseklerini vücudunun dışına alman gerekiyor. Yukarı doğru kalkarken serçe parmaklarını yaklaştırmaktan ziyade baş parmaklarını birbirine doğru yaklaştırdığında yani dirseğin dışa doğru açıldığında göğsünün çok daha aktif olduğunu göreceksin. Yani İnsanların yaptığı hareketin aslında tam tersini yaptığın zaman gösterin daha fazla aktif olacak. Preslerle ilgili bahsetmek istediğim bir diğer detay. Genellikle bunu barfix'te ve bench press'te çok fazla görüyorum. Aynı şekilde şınavda da. İşte barfix çekerken mesela bir kol önce kalkıyor ondan sonra diğer kol kalkıyor. Aynı şekilde preste bir kol önce presliyor ondan sonra diğer kol biraz geriden geliyor. Bu pozisyonlar senin de hani anlayacağın şekilde doğru pozisyonlar değil. Neden kaynaklanıyor? bir tarafın zayıf olmasından, postür bozukluklarından, kas dengesizliklerinden kaynaklanıyor. Böyle bir alışkanlığın varsa bunu kesinlikle hemen düzeltmen gerekiyor. Sakatlanmadıysan çok yakın zamanda sakatlanabilirsin. Her yaptığın bench press'te, her yaptığın bar vücudunu daha da kötüye götürüyorsun. Aynı zamanda güç sızıntısına sebep oluyorsun. Bu pozisyonda güçlü bir şekilde iktiremezsin ki yani ağırlığı. Bunu şöyle düşünebilirsin. İki kişi bir arabayı ittiriyoruz değil mi? Yolda kalmış bir arabayı ittirdiğimizi düşün. 1-2-3 deyip aynı anda ittiriyoruz. Ben eğer 1-2 saniye geç ya da erken ittirirsem ne oluyor? Etkili bir şekilde aynı anda gücümüzü arabaya aktaramamış oluyoruz. Dolayısıyla araba ilerlemiyor. Aynı şey. Sen pres yapıyorken bir kolun diğerinden biraz daha erken ya da geç ittiriyorsa sen gücünü etkili bir şekilde karşıya aktaramayacaksın. Bir santimlik bir oynama bile büyük fark yaratabilir kaldırdığın ağırlıklarda. Zaten işte omuzlarında sürekli böyle bir kütleme hissedenler, ağrı hissedenler ön tarafında olabilir, iç tarafında olabilir, kolunu kaldırırken olabilir. Tamamıyla bundan kaynaklanıyor omuzun yeteri kadar o yuvaya oturmamış olmasından, etrafını çevreleyen kasların güçlü olmamasından kaynaklanıyor. Aynı şekilde dipste de işte yapılan hatadan bahsetmiştim. Dips zaten advanced bir hareket. Böyle herkesin vücut ağırlığını kaldırabilecek güç kapasitesine sahip olduğunu düşünmüyorum ben. O yüzden bu barlar var işte biraz daha kısa. O barları alıp ayaklarından böyle hafifçe destek alarak düzgün pozisyona girmeye çalışarak omuzlarını geriye ve aşağıya alıp o şekilde çalışabilirsin ya da normal yüksek dips barında çalışıyorsan ayaklarının altına böyle bir sandalye bir basamak alıp bir şekilde vücut ağırlığını hafifleterek düzgün pozisyona girmeye çalışabilirsin. Çünkü normal direkt vücut ağırlığına dips yapmaya çalıştığında kesinlikle omuzlarına çok fazla stres yükleyeceksin ve sakatlanacaksın. Bu hareketin tekniği çok önemli. Bunların hiçbirine dikkat etmeden kas yapan bir sürü insan biliyorum. Yani illa kas yapmak için bunlara dikkat etmene de gerek yok. Hani ben onlara şöyle diyorum. Hani belki dememem gerekiyor ama hani bala göte kas yapmış. Gerçekten öyle. Çünkü ben de uzun bir süre böyle hani bala göte kas yaptım yani öyle diyebilirim. Farkında değildim bunların hiçbirinin. Spor salonundaki birçok insan maalesef böyle işte baktığın zaman böyle çok güzel bir fiziği varmış gibi görünüyor ama tamamen bilinçsizce şans eseri kas yapmış insanlar. Zaten biraz muhabbet ettiğinde çok büyük bir kısmı işte squat yapamıyor, deadlift yapamıyor, işte bench press yaparken, dips yaparken omzunda ağrılar hissediyor vesaire. O yüzden genellikle hep makinelere yönelen, makinaların dışına çıktığında çok hafif ağırlıklar kaldırabildikleri için çok yüksek ağırlıklar kaldıramadıkları hareketlerden uzak duruyorlar. Uzak durdukça zaten bu problemin kaynağını çözemiyorlar. Mobilite hareketlerini genellikle bu insanlar kesinlikle yapmıyor. Neden? Çünkü işte vakit kaybı gibi görünüyor ama halbuki antrenmanın hani asıl olayı mobilite hareketleri. Seni bir nevi işte treni raya koyan olması gereken pozisyona sokan hareketler bunlar. Evet şimdi de biraz antrenman programlamasından konuşalım. Göğüs kaslarını geliştirmek için takip etmen gereken en ideal antrenman programı sistem hangisi? Öncelikli olarak her şeyden önce kas bağlantısını kurman gerekiyor değil mi? Zihninle kasın arasındaki bağlantıyı ne kadar etkili bir şekilde bağlanabilirsen o kadar kolay, rahat, ağırlık çok fazla kaldırmadan, çok fazla set tekrar yapmadan kaslarını geliştirebileceksin. Akıllı çalışmak lazım. Bunun için de temel hareketlerin tekniğini vücuduna öğretmen lazım pratik yapmak istediğin hareketlerde senin odağın ağır kaldırmak değil. Spor salonuna gittiğinde kendine teknik günleri belirle. Bu teknik günlerinde normalde kaldırdığın zamanlardaki ağırlığı %50, %60 düşür. Tamamıyla hafif kiloyla, yavaş tempoyla eklemlerin olması gereken pozisyona konumlandırarak vücuduna bu hareketleri öğretmeye çalış. Ben genellikle yavaş tempo pratik antrenmanları yaptığımda kesinlikle tükenişe yaklaşmıyorum. Yaklaşık RPE işte Rate of Perceived Exertion bundan yine bahsetmiştim 26. bölümde galiba tam hatırlamıyorum. Yani hareketin sana ne kadar zor hissettirdiği %60-70 maksimum şiddetinde olması gerekiyor. Bir diğer deyişle sen hareketi bitirdiğinde 3-4 tekrar daha yapabilir halde olman gerekiyor. Yani biraz erken bitirmiş oluyorsun hareketi. Bu şekilde enerji sisteminin depolarını çok fazla kullanmadan, tükenişe gitmeden sadece pratik yaparak hareketten maksimum verimi almaya çalışıyorsun. Sinir sistemini çok fazla yıpratmıyorsun. Bu şekilde vücudun çok daha hızlı bir şekilde onu adapte etmek istediğin hareket açısına alışıyor. Peki hangi tekrar aralığında çalışmamız lazım? Yapılan araştırmalar 25-30 tekrarın altındaki bütün tekrarların kas gelişimine katkı sağladığını söylüyor. Bu 25-30 barajını geçtiğin zaman biraz daha ağırlıklarla kardiyoya yönelmiş oluyorsun. Çok tavsiye edilmiyor kas gelişimi için. Aynı zamanda bütün tekrar aralıkları kafa kafaya kıyaslandığında en fazla kas gelişimine katkıda bulunan tekrar aralığı 8-12. Zaten vücut geliştirmecilerin çok büyük bir kısmı 8-12 tekrar aralığında çalışır ve bunu önerirler hep. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bu araştırmalar genellikle işte 12-16 hafta boyunca takip ediliyor. Bu 12-16 haftalık süre boyunca bütün tekrarlar kıyaslandığında en fazla kas gelişimine katkıda bulunan en fazla dediğim de diğerlerinden azaran böyle iki kat gelişim falan sağlanmıyor. Sadece işte %5 belki %2. Hani daha fazla katkı sağlayan tekrar aralığı 8-12. Ama vücudun buna adapte olduktan sonra bundan aldığın fayda gittikçe düşmeye başlıyor. O yüzden tekrar aralıklarını faz faz sürekli olarak değiştirmen şart. Eğer kas gelişimini sürekli olarak yaşamak istiyorsan. Bu yüzden antrenman programlarını fazlara bölüyoruz, değil mi? Benim zaten Defi performans programından antrenman programlamasındaki mentalitemi biliyorsunuz. İlk önce ağır fazla başlayabilirsin. Daha sonra biraz daha orta tekrar aralıklarına en son işte yüksek tekrar aralıklarına doğru cycle'lar yapabilirsin. Atıyorum mesela biraz daha spesifik konuşacak olursam kendine bir göğüs programı çıkartmak istiyorsun. Bu programda hangi hareketlerin olması gerekiyor? Öncelikle fly ve press hareketlerinin mutlaka olması gerekiyor. Dikkat etmen gereken şeylerden bir tanesi farklı yönlerde ve açılarda çalışman. Bir diğeri farklı ekipmanlar kullanman. İşte barı kullanıyorsun, dumbbell'ı kullanıyorsun, makineyi kullanıyorsun, vücut ağırlığını kullanıyorsun. Hareketin tempolarını yavaşlatıyorsun. Ondan sonra yüksek tekrar, düşük tekrar değil mi? Bunların hepsinden fayda sağlıyorsun. Açık zincir, kapalı zincir hareketleri bunlara dikkat edebilirsin programını tasarlarken. Bütün bunları göz önünde bulundurduğunda diyorsun ki ya ben birinci fazda işte 3-6 tekrar aralığında çalışayım. Barbell ağırlıklı çalışayım işte bar press, inclinedir, declinedir, normaldir fly'lardır vesaire bunları yapayım diyorsun. Ondan sonra ikinci faza geldiğimde diyorsun ki işte ben 6-12 tekrar aralığına çıkayım. Her fazla yaklaşık bir ay. Yani bunu 8 haftaya kadar yapabilirsin. 8 haftadan sonra ciddi anlamda aldığın verim düşecektir. Mutlaka bir şeyleri değiştirmen gerekiyor. Benim önerdiğim ideal süre bir ay. Her ay farklı bir tekrar aralığına geçebilirsiniz. Aynı tekrar aralığında kalıyorsan mutlaka hareketlerini değiştirmeye çalış. Ben farklı tekrar aralıklarını seviyorum çünkü farklı tekrar aralıklarında farklı enerji sistemleri çalışıyor vücutta. O yüzden kas gelişimini doğrudan etkiliyor bu olay. İkinci fazda yani ikinci ayda 6-12 tekrar aralığına çıktın. Ondan sonra biraz daha barbel hareketlerine, kettlebell hareketlerine odaklandın. Üçüncü fazda işte 15-20 tekrar aralığına çıktın. Bu üçüncü aya gelmiş oluyoruz yani. Bu faz boyunca da Makinalara, vücut ağırlığına odaklandın mesela. Bu şekilde çeşitlilik sağlayarak antrenman programını tekrardan başa sarabilirsin. Bu şekilde gelişimini sürekli hale getirebilirsin. Dikkat etmen gereken bazı şeyler şimdi bazı hareketler bazı tekrar aralıklarında daha etkili oluyor. Mesela ne demek istiyorum? Fly hareketi. Fly hareketini 3 tekrar yaptığında çok fazla verim alamayacaksın. Fly hareketi daha çok 6 tekrar ve üstünde sana fayda sağlayacak bir hareket. Ama bazı hareketlerde mesela barbell bench press. Altı tekrarın altında inanılmaz hani sana fayda sağlayacak hareketler. Antrenman programlamasını fazlara bölerken hareketleri bu şekilde hani dağıtmayı ihmal etme. Belli başlı hareketlerin belli tekrar aralıklarında daha iyi çalıştığını unutma. Aynı şekilde hareketin temposu da yani mesela düşük tekrar çalışıyorsan yüksek ağırlık çalışıyorsan hareketin temposunu düşürmek mantıklı olmayacaktır. Çünkü sen düşük tekrar yapıyorken senin temel amacın ne? Mümkün olan maksimum ağırlığı kaldırmak. Sen maksimum ağırlığı kaldırmaya çalışırken de temponu mümkün olunca hızlı tutmak isteyeceksin. Yani hızlı bir şekilde amacın ağırlığı A noktasından B noktasına taşımak. Yavaş tempo genellikle 6-12 tekrar aralığında çok şey yarıyor. Çok güzel sonuçlar veriyor. Hızlı tempoda yine aynı şekilde yüksek tekrarlarda işe yarayabilir. İşte 15-20 tekrar yaptığında hani biraz daha hızlı yapmak isteyebilirsin. Amacın tekrarları tamamlamak, mümkün olduğunca fazla tekrar yapmak vesaire. Bunun da farkında olun programınızı oluştururken. Ya burada size böyle iki dakika içinde hani hemen bir program taslağı çıkartmaya çalışıyorum. Burada söylediklerim kesinlikle uygulanması gereken bir şey değil, metot değil. Zaten her zaman söylüyorum antrenman programlamasında, kas gelişiminde, fitness ve vücut geliştirmede metotlar sınırsız ama konseptler sınırlı. Yani dikkat etmemiz gereken belli başlı şeyler var. İşte progressive overload'tur, işte fazları değiştirmemiz gerektiği tekrar aralıkları, tempolar, hareketler vesaire. Ama bunları nasıl uyguladığın sınırsız tamamıyla senin keyfine kalmış. İşte yaşam stiline, programına, haftada kaç gün antrenmana gitmek istediğine kalmış. Bu noktada doğru yanlış yok. Kendine göre şekillendirebilirsin. Fly hareketlerini yapıyorken doğru pozisyona girmekte zorlanıyorsan benim sevdiğim bir yöntem işte kürek kemiklerimin arasında yere böyle bir foam roller koyuyorum o silindiri koyuyorum bu şekilde omuzlarımı geriye doğru alarak aynı şekilde bossu bol hani bu yarım top var ya yarım topun üstüne yatıp o şekilde de fly yapabilirsin ya da press yapabilirsin. Bu tarz ekipmanlar senin doğru pozisyona girmeni kolaylaştırıyor. Aynı zamanda ben incline press'i normal bench press'ten daha çok seviyorum. Çünkü yer çekiminden de dolayı senin omuzlarını aşağıya almana çok daha fazla imkan sağlayan bir hareket. Bu noktada özellikle yeni öğrenenler için, göğüs kaslarını hissetmekte zorlananlar için mutlaka incline press'i programınızda öncelikli tutmaya çalışın. Aynı zamanda estetik olarak da hani göğüs kaslarına baktığın zaman genellikle göğüsler alttan dolmaya başlıyor ama üst taraflar böyle boş kalıyor. Göğüs kaslarının üstlerini doldurabildiğinde çok daha estetik bir görünüm olacaktır. Tişörtünden böyle çok daha kabartılı, güzel, dik bir görünüm sağlayacaktır sana. O yüzden incline presslere, incline flylara programınıza daha fazla yer vermenizi öneririm. Peki ne kadar fazla hareket ve set yapman gerekiyor? Burada da araştırmalar çok geniş bir rakam aralığı sunuyor bize. Minimum 9, maksimum 24 set. Yani her kas grubuna haftalık 9 set toplamda ve 24 sete kadar çıkabilirsin diyor. Bunların hepsinin kas gelişimine katkı sağladığı söyleniyor. İşte haftalık 9 set ne demek? Yani 3 tane hareketi 3'er set yapıyorsan haftalık toplamda 9 set yapıyor. Az gibi görünüyor. Hani böyle kas mı yapılır diyeceksin. Ama bu tamamıyla senin spor geçmişine, genetiğine, nasıl beslendiğine, uyuduğuna, bunların hepsiyle alakalı ne kadar ağırlık kaldırdığına değil mi? Hani sen çok fazla ağırlık kaldırabilen bir insansan, 9 sette kaslarına maksimum zarar verebiliyorsan ve antrenman tecrüben de buna elveri, elverişli ise o zaman 9 set haftada kas grubu başına yeterli olacaktır. Ama sen yeni başlayan bir adamsan bol bol pratik yapman gerekiyor. Dolayısıyla bu haftalık 24 sete daha fazla yaklaşman, ağırlıklarını biraz düşürüp çok fazla volüm yapman senin faydana olacaktır. Ben kişisel olarak 12 seti geçmiyorum kas başına. Hani mümkün olduğunca setlerimin kalitesini arttırmaya çalışıyorum. Kasa çok fazla zarar vermeden toparlanmaya, recovery'e daha fazla önem veriyorum. Bu şekilde kaslarımın çok daha hızlı bir şekilde tepki verdiğini yıllar içerisinde gördüm. Zaten verdiğin zarardan toparlanmadıktan sonra ne kadar zarar verdiğinin hiçbir önemi yok. Bir de ne kadar set yaptığın hani hangi fazla olduğuna da bağlı. Sen şimdi ağır kilo kaldırıyorsan, düşük tekrar yapıyorsan çok fazla set yapman gerekecek. Mesela işte 5 çarpı 5'i düşün değil mi? Her hareket başına 5 set yapıyorsun, 5 tekrar yapıyorsun. Ya da 3 tekrar yaptığın hareketleri düşün. Deadlift çalışıyorsun, squat çalışıyorsun. Dolayısıyla düşük tekrar yaptığın için çok fazla set yapman gerekecek. Bu noktada hani 9-24 set skalasında 24'e daha fazla yaklaşman mümkün. Bu tamamiyle kişiye kalmış. Hani kesin net bir cevap yok. Siyah beyaz şeklinde ayrılmıyor. Kişiye göre ideal haftalık set toplamı değişebilir. Kişiden kişiye değişmeyecek en önemli şeylerden bir tanesi bana göre sıklık. Ne kadar sık çalışırsan kasların o kadar çok gelişecektir. Sıklıktan kastım şu. Mesela işte sen haftada diyelim 12 set yapmaya mı karar verdin? Bu 12 seti bir günde de yapabilirsin. 3 güne de bölebilirsin. Her gün 4'er set yaptığında antrenmanlara dağıttığında göğüs hareketlerini Göğüs kasların daha sık gelişecektir. Bunun birçok sebebi var. Kısaca hani artık video çok uzadı. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Zaten 9. bölümdeydi galiba. Bundan bahsettiğimi hatırlıyorum. Tek bir günde çok fazla hareket yaptığın zaman artık işte 4. setten sonra 5. setten sonra performansın düşmeye başlıyor. Kaldırdığın ağırlıklardaki pozisyonun kasların tükenişe ulaştığı için artık mükemmel formu sağlamak gittikçe zorlaşıyor. Ama sen taze taze 4 seti günlere dağıttığında, gücün yüksekken, antrenmana yeni başlamışken yaptığında o hareketlerden aldığın verim, kaslarına verdiğin zarar olumlu yönde bu şekilde artacaktır. Evet bu bölümde göz kaslarınızı geliştirmenizle alakalı bahsedebileceğim her şeyden bahsetmeye çalıştım. Eğer bir sorunuz varsa, anlamadığınız bir konu varsa YouTube yorumlara bırakabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, huzurlu haftalar diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.